Şeyh Efendi'den de çok harika işler gördüm. Çok harika işler gördüm. Bir tanesini söyleyeyim size. Burada İstanbul'da yemek salonda yemek yiyorduk. Bir sürü insan var. Bir kadın geldi. Yanında bir genç kız. Yüzü gözü şiş, morarmış. Bu kızın bir derdi var, doktorlar anlayamıyor. Hoca Efendi okur musun bunu dedi. Oturun dedi, yemekten sonra okurum dedi. Onlar geçtikten sonra ama benim de canım sıktı. Yemek yer, çorbasını içemiyor. Herkes geliyor bir şey söylüyor. Ya bırakın da dedim, yemeğini yesin de ondan sonra sorarsınız derdinizi. O zaman bana dedi ki dokunma dedi. Adamın biri demiş ki dedi, böyle bir talep karşısında. Ben ufak tefek işleri iyi ediyorum. Büyüklerini iyi edemem. Ona denmiş ki maneviyatta sen mi iyi ediyorsun? Aldık selahiyetini, şimdi et bakalım. Bu bizden değil, bizim kerametimiz değil dedi. Bu bir Allah vergisidir dedi. Kimseyi hakir görme, kimseyi de tersleme. Yeme, ems varsın soğusun dedi. Ama sana bir şey söyleyeyim dedi. Bu aile var ya dedi. Bu aile ateist dedi. Bak onlar geçti oturdular, onları görmüyor da. Bu aile ateist. Allah dedi bunların hidayeti için bu kıza bir dert verdi. Tıp buna çare bulamıyor. Allah'ın izniyle ben bu kızı iyi edeceğim. Bunlar imana gelecek dedi bu vesileyle. Allah bunlara bir inanma kapısı, fırsatı halk etmek için bu işi, bu kıza bu derdi verdi dedi. Ben bunu merak ettim. Yemekten sonra daha şey efendi başkalarıyla meşgulken gittim yanına. Nedir derdi falan dedim. Erkek dedi ki ya ben böyle şeylere inanmıyorum ama bu bizim karının işi işte ya, sürükledi beni buraya getirdi dedi. Baktım ki adam bir şeye inancı yok. Aynı şekilde hem gurbet kitabıma yazdım hem burada anlattım. Benim kızımın kasığında bir ur vardı. Doktor ders yılı sonuna bir randevu verdi. Ameliyat edecekti. Bu urun habis olup olmadığını muayene edeceğiz. Benim kızım Şeyh Efendi'ye beni götür dedi. Götürdüm. Benim kızım derdini anlattı. Bunu anlatırken de herhalde korkuyordu kanserden, gözünden yaş gelmiş. Kızım korkma ben onu hallederim dedi. O akşam eve geldik, gece yarısı benim kızım bir bağırtıyla uyandı. Odasına koştuk, hayırdır bir rüya gördüm, Şeyh Efendi benim bacağımı öyle bir çekti ki hala ağrıyor dedi. Hayırdır inşallah yardım olacak dedik. Randevuya gitti, röntgende ur çıkmadı. Doktor dedi ki sen kime ameliyat oldun? Hayır kimse olmaz. Git işine dedi. 40 senedir ben bu işi yapıyorum. Bana yalan konuşuyorsun. Bu uğur ameliyatsız kaybolmaz. İnanmadı. Böyle harikalar saymakla bitmez.